Günahın dikişinden de kıvırık belli bak. Güncel haber 16 olarak Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Burada yurttaşlarımızın bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı 5 seneden beri çekiyorlar. 2014-2015 yıllarında yapılmış olan bir binada bir istinat duvarının çökmesinden sonra belli bir hasarlar oluştu. Bu hasarlardan dolayı da mağdur olmaya başladı. Evet, şimdi mağduriyeti sadece tabii istinat duvarından kaynaklanmıyor. Bunda başka çalışmalar da yapılmış bu bölgede. Bundan dolayı da bazı sıkıntılar yaşanmış. Biz şu an mağdur olan yurttaşlarımızın yanındayız. Evet, binanızda sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar neden yaşandı, niçin yaşandı? Sizin anlatmanıza göre bir istinat duvarının çökmesinden sonra binanızda kaymalar yaşandı. Evet. Ve siz bununla alakalı Gemlik Belediyesi'ne evet, başvurdunuz. Gemlik Belediyesi de sizin binanızın tahliyesine karar verdi ve tahliye edildi. Evet. Bu ne zamandan beri oluştu? Bu ne zaman? 5 sene oldu. 2019'da mahkemeye verdik zaten biz. 2019'da başımıza böyle bir şey geldi. Burada bizim istimlak duvarı belediyenin yolunda. Bu istimlak duvarı yağmur yağdı. Yağmur yağdıktan sonra istimlak duvarımız yıkıldı. İstimlak duvarı yıkıldıktan sonra bizim bina hem sağa hem sola gitmeye başladı. Bu yani ihmalden kaynaklanan bir şey. Belediye neredeydi? Bu istimlak duvarı belediyenin yoluna kurulana kadar neredeydi? Kocaman istimlak duvarı. Şimdi yani, bu istimlak duvarını binanızın müteahhiti tarafından mı yapıldı evet, yoksa belediye tarafından bir istimlak duvarı mı yapıldı hayır, buraya? Belediye tarafından değil, müteahhit tarafından. Yalnız belediye neden görmedi bunu? AK Parti Belediyesi vardı o zaman. O 2017-2018'de ben 2017 aldım. 2015-2016'da yapılmış buraya bu bina. İstimlak duvarı, koskocaman istimlak duvarı nasıl görmediler? Bir ikincisi, bak görüyorsunuz altı boş, binanın altı boşta. Biz tahliye olmak zorunda kaldık. Artı biz bu evi krediyle aldım ben. Kendi kafamıza göre almadık. Buraya eksper geldi, onayladı, onay verdi. Sigortam var. Güneş sigorta. Güneş sigorta, bak güneş sigorta evet, diye burada evraklarım var benim. Bunları gösterebilirim. Şimdi eksper binaya geldiğinde... bu istinat duvarı burada sağlamdı galiba evet, değil mi? Sağlamdı. Hiçbir sıkıntı sağlamdı, gözükmüyordu. Hayır, hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ben evde 2 sene oturdum aldığımda. Ta ki istimlak duvarı yıkıldı, yağmur yağdı. Ondan sonra bizim evler sağa sola gitmeye başladı. Ondan sonra her şey meydana çıkmaya başladı. Evet. Projenin hatalı yapıldığına, müteahhitin yapılması gereken şeyleri yapmadığını, temellerinin açılmadığı, fora kazıkların çakılması gereken projede olan, yani ne yapı denetim firması burada görevini yapmış, ne belediye yapmış, ne müteahhit yapmış. Olan şimdi, bize oldu yani. Şimdi şöyle açıklama yapayım. Jeoloji mühendisinin istediğinde, yani jeoloji mühendisinin vermiş olduğu evrakta, buraya özellikle B blok, yani şu kısımda 3 tane dikme kuyu temel olarak belirtilmiş. Yani yapılması gerekiyor diye. Ve bu yapılmamış. Tamam. Bunu yapmadı. Bilmiyorum birileri para yedirdi veya yedi. Yapı denetim olsun veya şey olsun. Peki yapı denetimden geçti. Belediyeden nasıl geçiyor kardeşim? Belediye bu binaya nasıl ruhsat veriyor? Bu temele nasıl ruhsat veriyor kardeşim belediye? Şu an binanızın siz otururken yapı ruhsatları ve gerekli bütün her şeyiz vardı değil mi? İnşaat ruhsatı vardı, yapı oturma izniniz vardı. Yapı kullanımımız yoktu sadece. Sadece yapı kullanım yoktu. O da asansörün eksikliğinden dolayı alamadık. Evet. Şimdi biz şimdi böyle dağınık gidiyoruz ama siz kaçıncı katta oturuyorsunuz? Ben en üst kat dubleks. Altıncı daire. Benim de bir altı, üçüncü kat. Siz? Ben de aynı en üst kat dubleks. Eşim zaten en üst kat dubleks. Evet. Bizde dükkan üstü. Şöyle alayım. Dükkan üstü. Dükkan üstü. Dükkan üstü evet. Şimdi siz gerekli başvuruları yaptınız. Mahkemeyle gerekli mahkemeler açıldı. Ve hala devam ediyor. Ama 5 seneden beri hiçbir çözüm sağlanmadı. Hayır. Bizim istediğimiz işte sonuçlansın. Mahkememizin sonuçlanmasını istiyoruz kiramızı artık. Kiramızı kendimiz ödüyoruz. Çok kredimizi kendimiz ödüyoruz. Yani. Yani burada 5 senedir kiramızı ödeyen biziz. Kredimizi ödeyen gene biziz. Yani bu mağduriyet nereye kadar gidecek, nereye kadar dayanacağız onu söyleyin bize. Adamın evet, ne arabası kaldı, ne arabası. Evet, hiçbir şeyim kalmadı. Yani bir tane çocuğumu zor okutuyorum şu anda.
Evet, şimdi bu 5 sene içerisinde mahkeme sürecinde mahkeme herhangi bir karar, herhangi bir eksiklik... Duruşmayı uzatıyor. Sürekli her gidiyorsun 6 ay ileriye duruşmayı atıyor. Sürekli gidiyorsun 6 ay ileriye duruşmayı. Yani bir mahkeme de bir karar vermiyor. Anlamadık ki bu bir şey. Evet. Gittik yani? Defalarca gittik. Halimizi anlattık, durumumuzu anlattık. Eksik mi var? Yok. İlerlemiyor yani. İlerlemiyor diyorsunuz. Peki şunu söyleyeyim. Yani bizim bu mahkeme süreci uzadıkça... Bak burada bloklar var, insanlar var. Yani tamam, depremde Allah kimseye göstermesin böyle bacı. Kardeşlerimiz gitti, canlarımız gitti. Bunlara üzülüyoruz. Bunlara ağlıyoruz. Bir de buraya mı ağlayalım yani? Buradaki insanlara mı ağlayalım? Evet, şimdi binanızın hemen alt tarafında oturan vatandaşlarımız var. Hepsi dolu. Şu anda blokların hepsi dolu, oturuyorlar. Evet, yani ön bloktakiler komple oturuyor. Bu bina çökme yaşansa, Allah göstermesin, bir çökme yaşanmış olsa diğer binalara sirayet edecek. Burada kağıtlarımı da gösterebilirim. Ben bunu bizzat yıllar öncesi çıktıktan sonra CİMER'e yazdım. Dedim böyle böyle, bak çok tehlike arz ediyor bizim evlerimiz. Belediyeye yazdım, çevre şehirciliğe gittim, kaymakama gittim. Kaymakama gittim, çevre şehirciliğe gittim. Dedim ki binamız tehlike arz ediyor. Alttaki komşulara çok tehlike, oradan geçen vatandaşa bile tehlike. Evet, evet. Ben bunu çok dile getirdim, belediyeye çok gittim. Bak dedim yani bir şekilde bana belediyenin dediği ne oldu? Biz bir şey yapamayız, biz o evleri yıkarsak her şeyi üstlenmiş oluruz dedi. Biz evet. Sadece dedi sizi çıkartıyoruz. Geldi evet. Benim evime mühürü vurdu. Çünkü neden? Harita mühendisi geldi buraya. Harita mühendisi bir baktı. 10 santim bir yandan kaymış. 18 santim bir yandan kaymış bizim evler. Ben de bunu belediyeye götürüp gösterdiğimde belediye dedi ki bir hafta 10 güne kadar biz sizi çıkaracağız. Çıkaracağız, ne yapacağınız? Yardımcı olun o zaman dedim. Nereye gideceğim? Ben dedim o zaman çadır kurayım evin önüne. Ondan sonra çıkar. Yani bak şu anda deprem oldu ya. Bütün Türkiye yandı ya. Biz evin içinde dursaydık bu şekil mi yanacaktık, yanabilirdik yani. Bizim başımıza da mı bu gelseydi? Ben çocuğumu koyup işe gidiyordum, 10 yaşındaki çocuğumu. Akşama kadar düşünüyordum, acaba benim evler yıkılır da çocuğum kalır mı evin içinde? Evet sevgili izleyiciler, vatandaş burada mağdur. Vatandaşın mağduriyeti çok fazla ve vatandaş gerekli... Başvurularını yapmış, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurularını yapmış, Kaymakamlığa... Gemlik Belediyesi'ne gerekli başvurular yapılmış, Kaymakamlığa yapılmış. Ve 5 seneden beri süren bir dava var ama bir türlü sonuçlanmayan bir dava var. Burada yurttaş mağdur. Malum ülkemiz deprem bölgesi, bu binalar diğer binalara da sirayet ettiği zaman Allah göstermesin yaşadığı bir deprem yaşarsak ufak bir sallantıda bile çökecek gibi bir görüntüsü var binanın. Çünkü bina bir kayanın üstünde duruyor, her tarafından çatlamış ve alt bloğunda da yaşayan vatandaşlar var, yurttaşlar var. Burada biz yetkilileri göreve çağırıyoruz. En yakın sürede buranın artık... Mahkeme, tabii adalet onu belirleyecek. Mahkemenin sonucunu adalet belirleyecek. Ama burada gene riskli bölgeler var, riskli insanlar var. Bunları da gereken kurumlar, gereken yerler gerekli işlemleri yapmalarını talep ediyor vatandaş. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani biz usulsüz hiçbir şey yapmadık. Özellikle çekilsin istiyorum. Benim tapum elimde. Bunu tapu müdürlüğünden arsa sahibi bizzat kendisi onayladı. Kendisi imzasını attı. Ben onu asla zorlamadım. Paramı verdim, imzasını attı. Tapularımız var hepimizin. Bir ikincisi, benim burada güneş sigorta. Sigortam var benim burada. Güneş sigorta. Yani bu gerçekten duyulsun. Cumhurbaşkanım duysun bunu. Şimdi sigortada bana, sarı pancurum var. Artı sigorta hala benden bu evime das kesmek üzere. Evet. Hala daskım kesiliyor yani. Sigorta bana bir kuruş para ödemedi. Artı ben bunu eve dedim ya kafama göre almadım. Eksper geldi onayladı, sağlam onayı verdi bana. Ben ondan sonra aldım. Hala da Vakıf Bank'a ben kredi ödüyorum. Bana sigorta geldiğinde dedi ki Vakıf Bank'ın hatası, eksperin hatası, ne yapacağım ben dedim. Gideceksin Vakıf Bank'a söyleyeceksin. Ben Vakıf Bank'a gittim. Orada kovulmaktan beter ettiler beni Vakıf Bank müdürü. Git dedi, kime gideceksen git. Mahkeme bulsun eksperi. Eksper bizim eksperimiz değil. Nasıl değil? Vakıf Bank'ın eksperi gönderdi bana bunu. Sigortam burada. Hala daha devam ediyor askım.
Devlet Su İşleri yukarıdan binlik boruyu geçirdi. Kimseyi dinlemedi. Karşı zeytinlikler paralı diye milletin binasının önünden boruları geçirdi. Orayı çukur bıraktı. Çukur bırakmasının sonucunda yağmur yağdı. Buranın yıkılmasına sebep oldu. Binlik boru orada duruyor. Milletin burada bina patlasa ne bina kalır ne şey kalır. Bu milletin binasının önünden boruyu geçirdiler. Geçilir mi? Milletin arasının üzerinden. Geçilmez. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Vallahi benim eklemek istediğim yani sayın bakanlarımızdan, sayın cumhurbakanımızdan yani devletimizin gücüne inanıyoruz. İnşallah bizim de sesimiz duyulacak. Bize de el uzatacaklar. Yani bir an önce çözülsün, bir an önce yapılsın. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var, garibanlarımız var, yetimlerimiz var. Yani biz de yolumuza bakalım. Yapılması gereken ne varsa yapınlar bakalım. Meclim emekli, hala kredi ödüyoruz. Hayat şartları da çok pahalı olduğu için emeklinin maaşı ne olabilir? Hem kredi ödüyorum hem evi geçindirmeye çabalıyoruz yani. Bize ne olur yardım etsinler, yardımcı olsunlar yani. Burada makineyi yaklaştır, alabiliyor musun? Beni alırken orayı da alacaksın. İkimiz de aynı anda al. Alıyor musun? Evet. Tamam, bas kaydı abi. Evet sevgili izleyiciler, görüyorsunuz binada hasarlar gerçekten çok büyük. Binanın temeli ortaya çıkmış ve burada gerçekten büyük bir risk var. İki bina birbirinden ayrılmış. Bundan dolayı da aşağı doğru bir baskı yaratıyor. Burada büyük bir tehlike aslında kapıda. Burası yağmur yağdı ya, yağmur yağdıktan sonra biz fen işlerini çağırdık, belediyenin fen işlerini. Fen işleri kepçesini getirdi. Bu B bloğun önüne yığılmıştı. B bloğunun kapısı kapandı. Fen işlerinden kepçe getirdiler. Kepçe geldiği zaman, kepçeyi vurduğu an biz görebildik bu binanın boşluğunu. Evet, yurttaş çok sıkıntıda. Dediğimiz gibi buraya gerekli işlemler yapılması gerekiyor. İlk önce buranın bir güvenliğe alınması gerekiyor. Ve bunun haricinde de vatandaşın mağduriyeti çözülmesi gerekiyor. Özellikle şöyle baktığımızda binanın büyük bir ihtimal inşaatının başlangıcından başlayan hatalar ilerlemiş. En sonunda bir istinat duvarının çökmesiyle bütün her şey ortaya çıkmış. Burada yetkililere sesleniyoruz. En kısa zamanda buraya bir çözüm bulunması gerekiyor. Adalet de burayla alakalı gerekli kararını verecek.